Herkese merhaba. Çarşamba günleri artık bir klasiğimiz oldu biliyorsunuz. Soru cevap günümüzdü. Geçen hafta saç tedavileri, saç bakımları hakkında ya da saç dökümleri hakkında bana soracağınız soruları sorun demiştim size. Hadi hızlıca ben sorduğunuz sorulardan seçip yanıtlamaya çalışayım sizlere. Saç dökülmeleri mevsime göre mi hocam? Saç dökülmelerin mevsime göre etkisi şöyle bir şey. Biliyorsunuz ki hani sıcaklık miktarı, yani güneş görme oranımız ya da işte kendi terimizin üretilmesi, sebum miktarımız gibi etkenler ya da soğuk kuru hava gibi etkenler evet saç dökülmenizi, saç kalitenizi etkileyebilir. Dolayısıyla kış aylarına biraz daha kuru havaya geçince biliyorsunuz ki saçlı derimiz de daha çok kurumaya başlıyor ve saç dökülme riskimiz artabiliyor. Yine su değişikliği yaparsanız yani evet yani Türkiye'de değişik su kaynakları kullanıldığını düşünecek olursak biliyorsunuz ki bir şehirden bir şehire geçerken bile suyun değişikliğindeki hani olan mineral miktarındaki değişiklikler yine suyun sıcaklığında olan değişiklikler saç dökülmenizi etkileyebilir. Ama bu demek değildir ki saç dökülmesi biliyorsunuz ki hastalık olacak şekilde yani patolojik olacak şekilde teşhis konulabilmesi için bir günde 100 adetten fazla olması gerekiyor. Yoksa bizim saçımız 60 ile 100 arası dökülür. Bu tarz sebeplere ve saç dökülmelerini arttırabilir ama saç dokumuzda açıklık yaratacak yani ciddi saç kaybı yaratacak döküntülere teşhis koyabilmek için 100'den fazla olması gerekiyor. O yüzden mevsimsel değişiklikler aslında patolojik olarak saç dökülmesine sebep vermezler. Saç dökülmesine en etkili yöntem nedir? Bakın şimdi saç dökülme tipleri var biliyorsunuz hani. Erkeklerde ve kadınlarda görülen farklı tipleri var. Hani saçların bir aralıklı seyrelmesi olabilir. Her yerde yoğun bir seyrelti en alta kadar. Bu genelde kadınlarda görülür. Bir de avuç içine koyduğumuzda elimizde ışınsal şekilde gördüğümüz erkek tipi döküntü vardır. Yani ön açıklıklar orta ve arkada olacak şekilde yine bu kadın ve erkekte gözükebilir. Ya da dış etkenlere bağlı döküntüler vardır. İşte çok fazla sprey kullanılıyorsa, fön çekiliyorsa, saç dip boyası yapılıyorsa gibi dış etkenlere bağlı döküntüler vardır. Bir de kişinin kronik bir geçmişi ya da genetik bir geçmişi olan döküntüler vardır. Bu ne demek? Bazı hastalıklar, tiroid gibi, demir eksikliği gibi, B12 anemisi gibi hastalıklar biliyorsunuz ki saç döker. O yüzden vitamin ve mineraller saç açısından çok önemlidir. Ya da biliyorsunuz ki ailevi özellikle erkek tipi dökülmelerde ailevi geçişler vardır. Bu da %35-37 oranında etkilidir saçın dökülmesi açısından. Ve saç dökülmeleri özellikle 25'li 45'li yaş arasında daha çok atak yapar. Hem daha stresli hem daha yoğun çalışılan dönemlerdir. Hem vücudun ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması gereken dönemlerdir. Bir de sebebi bilinmeyen ataklarda olabilir ya da genetiğe bağlı olan ataklarda olabilir. O yüzden saç dökülmesinin sebepleri çok geniş bir konudur. Evet, seçiyorum yine bir soru daha. Saç tedavisinde kök hücre mi, mezoterapi mi? Bir kere saç tedavilerinin başlıklarını açayım ben size tekrardan. Saç botoksu, saç dolgusu, saç mezoterapisi, saç aşısı, saç kök hücre tedavisi. Kök hücrenin de iki tipi saç yağ kök hücre, yani saça yağ kök hücresi verme ve saça folikül, kendi saç folikül kök hücresini verme. Artı saç ekimi var biliyorsunuz saç tedavilerinde. Dolayısıyla biz vakaya göre bunları tercih ederiz. Eğer saçlarınızda bir incelme varsa, ara ara bir seyrelme varsa tek seanslık saç kök hücre tedavileri etkili olacaktır. Ama saçlarınızın yapısında ciddi bir kuruma, ciddi bir incelme varsa kök hücre tedavisinin yanında başka mezoterapi GRP gibi, bu arada saç GRP'sini söylemeyi unutmuştum. Mezoterapi GRP, PRP gibi yöntemler yine etkili olacaktır. Dolayısıyla biz vakaya göre tercih ederiz bunu. İşte GRP'ler yapalım mı, mezoterapiler yapalım mı, tek seans kök hücre yapıp bir sene sonra ya da 9 ay sonra tekrarlayalım mı gibi vakaya göre seçeriz. Kadın gibi dökülmeler olursa yani çok alt taraflara kadar uzanan çok yoğun dökülmeler olursa o zaman saç kök hücresi yani yağ kök hücresiyle saçın kendi kök hücresini birleştiren yöntemi daha çok tercih ediyorum. Ama üstünde onu desteklemek amaçlı GRP ya da mezoterapiler ekliyorum gibi düşünün. İkisinin de folikül hücrelerinde yaratacağı ya da saçlı derede yaratacağı avantajlar farklı olduğu için vakaya göre tercih edilmesi lazım. Ama şu lafımı bir hatırlayın isterim her zaman için. Bir insanın saç ekimine ihtiyacı varsa saç kök hücre tedavisine mutlaka ihtiyacı var. Bu size bir tüyo olsun. Bir başka soru. Soruları uzun uzun yanıtlıyorum farkındaysanız. Kök hücre tedavisi saçtaki sonucu ne zaman görülür, nasıldır?
Kök hücre tedavileri 4. ay etkinliğine başlar. 4. ay baby hair dediğimiz küçücük saç hücrelerinin ortaya çıkması, 7. aya kadar bunların uzayıp kalınlaşması, 7 ile 12 ay arasında da onların gerçek tam saç boyunuza, gerçek saç karakterinize dönüşmesi gibi bir süreç inceler. Dolayısıyla biz 4. ayda kontrol ederek buradan ne kadar fayda göreceğimizin bir ön sezisine sahip oluruz. 7. ayda daha garantili olarak karar vermiş oluruz. Bu sebeple de ikinci seansı yapalım mı yoksa tek seans yeterli böyle mi takip edelim ya da ek tedavi ekleyelim mi diye karar verebiliriz. Saç diplerim kabuklu hangi tedaviler önerilir? Bir kere saç diplerinizde kabuk varsa, kaşıntı varsa, kızarıklık varsa biliyorsunuz ki alerjik dermatit, seborik dermatit, psoriasis, sedef hastalığı gibi bazı hastalıklarınız ya da mantar gibi bazı hastalıklar saç diplerinizde de olabilir. O yüzden dermatologlara ya da bu işle ilgili medikal estetik doktorlarına hani başvurarak hani bir teşhisiniz olmalı ve bu teşhisle ilgili yapılması gereken diğer tedavileriniz de başlanmalı. Ben seborik dermatiti olan ya da bu tarz rahatsızlıklar olan hastalara önce detoks programını alıyorum. Vücuduna bakıyorum. Vitamin minerallerine, enzimlerine, ağır metal var mı vücudunda, başka bağırsakta bir mikrop var mı? Artı ozon tedavisi, artı ozonlu şampuan ekliyorum. Yine sedefte, seborik dermatitte, alerjik dermatitte gibi rahatsızlıkları olanlara bu tarz bir protokollerle birlikte önce saçlı derisini rahatlatmaya çalışıp ardından akabinden mezoterapi gibi işlemlere başvuruyorum. Bir soru daha çekeyim ve gelecek haftanın konusunu belirleyelim. Saç boyaları saçı besler mi? Sizce o zaman niye gebelik döneminde saç boyası yapılamıyor? Ne güzel saçımız beslenmiş olur, saçlı derimiz beslenmiş olur. Saç boyaları maalesef saçı beslemiyor. Saç spreyleri de maalesef beslemiyor. Ancak bazı saç tonikleri vardır ya da saç serumları vardır. Dermatokozmetik üretilmiş. Evet, onlar saçı besliyor. Dolayısıyla biz olabildiğince hastalarımızın dip boyadan uzak durmasını isteriz. Yani röfle ombre yine daha alt taraflara yapılan işlemlerdir sonuçta. Ama bizim için en önemli olan saç dibimizin, sebumumuzun ve saçlı derimizin kalitesinin daha genç olabilmesi, daha düzgün çalışıyor olabilmesi önemlidir. Bugünkü konumuz da burada bitmiş olsun. Hadi gelecek haftaya dediğim gibi bana yepyeni sorularınızı sorabileceğiniz bir konu belirlemiş olalım. Bence son zamanlarda yine çok popüler olan şeylerden birisi olsun hani. Gelin siz bana dudak dolgusuyla ilgili merak ettiğiniz bütün soruları sorun. Peki neden dudak dolgusunu seçtim diyecek olursanız. Çünkü biliyorsunuz ki bir sürü dudak tipi var aslında. Brezilyan, Venüs dudak, Eros çizgisi, yok Afrikan dudak, yok işte Fransız dudağı, yok işte iğneyle mi yapılsın, kanülle mi yapılsın. İşte ilk seferde tam görüntü oturuyor mu, asimetrik dudaklar ne oluyor, işte dudağım ördek gibi olur mu, yok fonetiğim, konuşmam bozulur mu, erkekte dudak dolgusu nasıl yapılır? Aslında dudak dolgusu hala çok kafalara oturmamış ve birçok insanın da yaptırmak istediği dolgu çeşidi. Yine biliyorsunuz dudak çevresi çizgilenmeler vardır. Yani üst dudağın yaş almakla volüm kaybına uğrar, kontür kaybına uğrar. Vardır da vardır ve dolayısıyla dudak dolgusu çeşitleri de vardır. O yüzden siz de bu konuda merak ettiklerinizi gelin bana sorun. Haftaya yine Instagram TV'nde ve YouTube hesabımda bu soruları cevaplıyor olayım. Bu arada Dr. Sevgi'ye göre Instagram'ını ve YouTube kanalını takip etmeyi ve güzel yorumlarınızı, like'larınızı eksik etmemeyi unutmayın. Hoşçakalın.